Acaba Filistin mutfağı mı? Libya'da yaşadın? Başka bir yer mi? Ortadoğu mu? Türk yemekleri mi? O kadar merak ediyorum ki eminim seyircilerimiz de ne pişirecek bize? Ala, ala yemekler gelecek. Ala. Pekala. Ala sendeyiz. Menünü say. Ya aslında menü ben Lübnan usulü bir menü yapmak Lübnan istiyorum. Lübnan mutfağı. Evet. Ya Türk Lübnan mutfağı güzel. Çok ya Türklere severim. Genelde bir tabule varsa tabule benden bugün... bir puan aldın. Yani Lübnan salatası yapacağım, tabule yapmayacağım. Böyle tabule bir çünkü... muhammaralar falan. Var. Yok. Yok. Yani bugün... Sen say. Sen say. Ben evet. Lübnan mutfağını çok severim bu arada. Evet, Lübnan mutfağı onu yaptım. Türk mutfağı yapmak istemiyorum çünkü klasik bir şey. Hmm. Değişik bir şey yapmak istedim. Vallahi ne güzel oldu. Yani... Biz değişik şeyleri çok seviyoruz ve açığız yani. Biraz evet. Farklı şey. Çünkü seyircilerimiz bizim programımızı... tarifler almak için de seyrediyorlar. Aynen. Yeni yemekler öğrenmek için de seyrediyorlar. Ne güzel bir tarif alacaklar. Evet, o Osman Kaptır'ı kalemleri hazırlayın. Ala'dan ala bir menü geliyor. Başlangıç. İlk olarak tabii ki şorbeden bahsedeceğim. Sebzeli şorba yapacağım. Sebzeli. Ama Lübnan usulü sebzeli şorba. Hmm. Blenderden getirmeyeceğiz. Tane tane olacak. Tane yani tane. Yemek gibi olabilir. Öyle güzel. Derler Türkler. Arkadaşlarım güzel. Hep öyle derler ama güzel. Tamam. Yani ara sıcak batatıs, sırımsaklı batatıs kavurması. Ara sıcak olarak. Ana yemek o biraz ilginç. Bir tane mi? Sarımsaklı patates kavurması. Evet, ara bir yemeği. Tane. Okay. Ana yemek yoğurtlu içli köfte. Yani içli köfte yoğurt içinde pişilir. Yanında bir pilav var. Oo, güzel. Pilavla yenir. Tamam. Pirinç pilavı. Çeriyeli. Pilav. Şehriyeli pirinç evet, pilavı. Evet, pirinç pilavı. Okey. Ondan sonra tatlı. Salata? Salata, Lübnan salatası yapacağım. Üzerinde yani kızartılmış ekmek. Ekmek olacak, evet, kruton olacak. Tamam, Lübnan salatası. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Dur, herkes dursun. Tatlı neydi? Tatlı Lübnan geceleri. Biraz Lübnan değişik. Geceleri. Geceleri. Biraz muhallebi bir şey ama güzel muhallebi kaymak, irmik içinde var. Biraz karışık senin ama tarifin gibi mi diyelim? Yok, benim tarifim değil. Ama Lübnan geceleri, tabii, Lübnan usulü bir tatlı usulü, olacak. Arapça adı olarak Lübnan geceleri. İnanın şu menüyü yetiştirir. Yetiştirir çünkü çok basit bir menü. Ve ucu açık değil. Yani önümüzde bir şeyi kavurup da koyabilir. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bana göre iki tane domates doğrayacak bir salata içine. Alın size Lübnan salatası. 2,5 saat gibi bir sürenin içerisinde bu kadar kolay bir menünün, hatta menü de demeyeceğim ben buna. Burada çok orada da bir menü de yok. Çünkü ara sıcak eksik. Ana yemek gene eksik. Tatlı çok muamma, hani bilemediğim bir durum. Ben paraşütle makyaj yapmış, havada bisikletle makyaj yapmış bir kadın. Farklı ortamları, farklı mutfakları, farklı sunumları her zaman açığım. Bugün de Lübnan mutfağından deneyeceğiz. Yazmış Lübnan geceleri tatlısı. Nereden bileceğiz? Hangi arkadaşımız bilecek bunu? Ya da sokaktan geçen birine sorarsan kim bilecek bunu? Milyon insana sorsan kimse bilmez. Seni alışverişe evet. Göndereceğim. Yalnızım. Müsaade edersen biraz şuralarda gezinebilir miyim? Tabii tabii. Seyircilerimiz de merak eder. Bir bekar evi. Filistinli bir doktorsun her şeyden öte. Ev sizin. Ev bizim. Evet. Yayının arkadaşlar. Yandın sen. Bunu söylemeyecektin. Kedimle oynayabilirsin. Kediyi bulmak isterim yani. Sağ tamam, neredesin? Bulursunuz. Sağ. Zuhal Hanım son olarak dolabın üstünde gördüm. Ben İndirdim. Onu bulurum şimdi. Benim aram iyidir. Tamam. Peki. Hadi güle güle sana iyi alışverişler Alacığım. Hadi kolay gelsin bakalım. Güle güle. Çok da şık. Çok da şık. Alacığım hazır mısın? Evet hazırım. Market yakın mı? Ya çok yakın değil ama yakın. Koş Ala koş. Ala gitti bir bekar eve. Merak ediyoruz da bir de doktor temiz gözüküyor. Bak kedi var dedi evde ne renk bilmiyorum ama bak bir tane tüy yok. Al bak ne toz ne bir şey vallahi tertemiz. Ah Ala herhalde bu bir. Burada olduğuna göre bakabiliriz. Arapça yazıyor herhalde diploması. Bu Ala mı? Burada saçları yok. Şimdi maşallah fırça gibi saçı var. Evet evet bayağı bir şey değişik yani. Aa göçüklü. Heh, tam yerini kapatmışlar Allah'tan. Ala'nın boy boy. 6 aylık hali, 5 yaş ve de herhalde yeni mezun olduğunda falan. Aa gözlük mü? Bu Ala mı ya çocuklar? Ala mı? Değil değil bu başkası. Yes I am diyor ama. Allah Allah. Neyse. Bu da herhalde kayak falan teleferikte. Telesiyeş. Evet. Evet. Hadi buyurun bakalım. Kalkalım. Bismillah. Vallahi temize.
Evet hala. Nihayet markete geldik. Evet geldik. Önce nereye gidiyoruz? Ben sebzelere gidiyorum hemen. Hangi sebzeleri alacaksın? Domates alacağım hemen salata için. Bak hanımefendi sana yardım etmek istiyor. Tamam. Tamam. Siz alın bir dakika. Başka ne alacaksın? Sarımsak. Sarımsak var mı sarımsak? Evet, sarımsağı alacağız, kapak alacağız. Mısır var mı acaba? Eyvah, kalmamış. Ay, kalmamışsa o zaman konserve alacağız. Yapacak bir şey yok. Şaka yapıyorum canım, belki bulabiliriz. Maden usta alacağız. Sebzeleri seçmeye devam eden yarışmacımız listesini kontrol etmek istiyor. Listem nerede? Listem. Listeyi mi kaybettin? Eyvah, liste yok. Yok, kaybetmedim. Kaybetmedim. Alayım hepsini. Limon, salatalık, domates, maydanoz. Nane var mı? Getirdiniz mi nane? Nane getiremiyorum. Hemen getirin. Tamam. Geçeyim ben. Ay, hemen geçelim. Baharatlar burası mı? Hala efendim. Bir şey sormak istiyorum. Efendim. Dinliyor musun? Dinliyorum. Sence bugün menünü kim beğenmez? Yani beğenmeyen olacak tabii ki. Kim mesela? Yani Türk mutfağı değil. Yani Lübnan. Lübnan mutfağı bir şey yapacağım. Yani o yüzden beğenmeyebilir. Tuz nerede acaba? Burada. Yeni bahar. Burada. Yeni bahar. Bu tarafta ben size göstereyim. Pardon. Yeni bahar. Yeni bahar. Hemen. Gerçekten beğenmeyen olur mu? Beğenmeyenler tabii ki olacak. Çünkü söylediğim gibi biraz değişik bir... Çok teşekkür ederim. Çok değişik bir menü yapacağım. Lübnan mutfağı, mısır ve bezelye var mı acaba? Sence menüyü öğrenince tepkileri ne olacak? Şimdi nasıl tepki olacaklar? Bence ilk olarak ilk okuduğu zaman çok değişik bir tepki. Neden? Çünkü isimler değişik. Bu arkadaşımız 6 yıldır Türkiye'de. Bence Türkiye'den bir şeyler kapması lazım. Yani yarı Türkiye'li olmuş gibi yani. Kimse senden Avrupa'dan bir ya da Lübnan'dan ya da Filistin'den bir yemek beklemiyor yani. Bu menüyle inanılmaz bir masa bekliyorum. Masayı da yani yapamazsa zaten o menüyle nasıl yorumlar alır kendi düşünsün. Yarışmacımız şimdi de yemeklerde kullanacağı baharatları alıyor. Doktor bey etiniz nerede? Etiniz. Nereye gidiyorsun? Ben tereyağı almaya gidiyorum, süt almaya gidiyorum. Bir de yoğurt. Tekrar listeyi kontrol ediyor. Et aldım, kıyma aldım, zeytinyağı, ya bilmem ne bunlar hepsini aldım. Ben yetiştirdim. Hadi canım. Harika haber. Hadi gel kalanları da alalım. Antep fıstığı, rende Antep fıstığı var mı? Yok, oçam fıstığı. Oçam. Antep fıstığı, rende. Toz Antep fıstığı mı? Toz ya da rende. Yok, birkaç tane çok tutuyorum. Hala unuttuğum bir şey daha var. Evet. Hanımefendi, yarışmacımız hala bir doktor. Ay bir şey unuttum. Mısır. Bir rahatsızlığınız varsa söyleyin lütfen. Yok, bugün ben muayene etmeyeceğim kimse. Arkadaşlar, ağrısı sızısı olan varsa aramızda bir doktor var. Ben muayene etmeyeceğim. Onlar kusuruma bakmasın. Konserve mısırı da alan hala tekrar listeyi kontrol ediyor. Unuttuğum bir şey var. Yok. Söyleyeyim mi? Toz. Hazır mısın? Evet. Ama bir şartla söylerim. Doktorum, sırtımda bir ağrı var. Muayene edebilir misiniz? Tamam. O zaman söylüyorum. Etleri almayı unuttun. Almayı unuttum. Koş hala, koş. Eyvah. Hemen kasap reyonuna koşan hala sipariş ettiği kıyma ve sotelik eti alıyor. San nerede acaba? Pis, 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 pis. San. Come here. Where are you? Ne bileyim şimdi İngilizce konuşuyordur kedisiyle bilemedim yani. Ah kadın kıyafetleri. Şaka yapıyorum şaka. Montlar falan var. Ayakkabılar falan da düzenli ha. Hala alışveriş arabana bakıyorum da sanki çok az şey almışsın. Aslında az değil yani. Bunlar bugün neredeyse 6 kişiyi yedireceğim bugün. Peki neyi unuttuğunu biliyor musun? Evet. Şu ağrıyan koluma da bakarsan söylerim. Hazırsan söylüyorum. Söyleyin. İçecek almadın. İçecek aldım. Ben yani elma suyu aldım. Yeter diyorsan gidelim. Gidelim. Kola alabilirim. Kolayı mı unuttun? Yani unutmadım ama almak istedim. Doktor bey. Gerçekten kola alacak mısın? Almayayım. Peki ne kaldı? Yetiştim. Yetiştirdin mi? Bravo doktor bey. Koş, kasaya koş. Merhabalar. Nasılsınız?
Teşekkürler. Alışverişi tamamlayan yarışmacımız hemen ödemesini yapıp torbalarını alıyor. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. Ay magnetler, bayılırım. Kimler kimler var acaba? Hiç kimse yok. Bu Ayla'nın evet resme çok büyük ilgisi varmış. Ayla'nın eseri. İşte San burada. Kediyi göremedik ama. Ah bu mu San? Aa San bu mu? Van kedisi. Acaba San mı bu? Aa eğer oysa tanışmak isteriz kendisiyle. Vallahi ne güzel olur. Koş hala koş. Biraz terledin galiba. Biraz terledim bakar mısınız? Ama hemen hazırım ben.